Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir tutorial videosuyla karşınızdayım. Bugün doğal bir makyaj yapmaya karar verdim. Ama doğal makyajınızı biraz da nasıl renklendirebilirsiniz onu göstermek istiyorum. Bu makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Makyajımızı yapmak için Melo Cosmetics'in bir paletini kullanacağım. Sinopia adında bir palet. Böyle göstereyim hemen. Paletin içini de göstereyim. Ambalajı böyle pembemsi. Tabii koruma folyosu var. Kenara alıyorum. Aynası var. Üstünde renklerde şöyle göstereyim. Renkler gördüğünüz üzere çok doğal. Ama içinde bir mavi renk var. Bunu da bugün kullanacağız bu makyajımız için. Hemen başlıyorum. Bu arada bu markayı arkadaşlar, yani markanın sayfasını aşağıya linke bırakıyorum. Linkten alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca indirim kodu da koyuyorum linke. O indirim kodunu kullanarak %15 indirim sahibi de olabilirsiniz. İndirim kodunu şuraya bir yerlere tekrar yazarız. Aynen, şuraya da yazıyoruz. İlk olarak paletimden Sinopia rengini alıyorum. Paletin adı da öyle zaten. Üstteki şu kahverengimsi renk. Şu şekilde uyguluyorum. Bu arada arkadaşlar bu marka bana Instagram'dan ulaştı. Ama sadece Instagram'dan ulaştığı için yani palet süpermiş gibi konuşmayacağım. Bunu da söylemek istedim. Ama kullandığım ilk renk gerçekten şu an çok güzel. Pigmentasyonu çok güzel ve karıştırma açısından da sorun yaşamıyorum şu an. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni arkadaşlar. Bu paleti orada da paylaşıyorum. Orada da bulabilirsiniz. Linki, indirim kodunu ve makyajın kısa videosunu. Biliyorsunuz ben paletlerde toz tutmaya önem veriyorum. Bu palette pigmentasyonu yüksek olduğu için ve farlar yumuşak olduğu için toz tutma söz konusu ama yani kötü değil. Gördüğünüz üzere fırçamla şöyle yaptığım zaman leke bırakmıyor. Hemen gidiyor farlar. Yani bir sorun yok. Üstle devam etmeden önce gözümün dış bölgesini daha da derinleştirmek istiyorum. Bunun için daha koyu bir renk alacağım. Bunun için aynı fırçayla Dust rengini alıyorum. Şu en dıştaki, gösteremedim. En dıştaki kahverengi renk. Yine alıyorum fırçama. Ve daha da bir derinlik katıyorum gözüme. Gördüğünüz üzere fırçamı şöyle iki kere konduruyorum. Ve direkt gözümün üstüne uyguluyorum. Gerçekten pigmentasyonu çok güzel bir palet. Bu arada arkadaşlar bu marka Avustralya'dan geliyor. Bana da zaten paketim kargo Avustralya'dan ulaştı. Ama dünyanın her yerine ürünlerini yolluyorlar. Yani Türkiye'de de yaşıyorsanız, Almanya'da da yaşıyorsanız sipariş verebilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz gibi doğal palet çok tercih etmiyorum. Ama tercih ettiğim zamanda da beni böyle uğraştırmayan pigmentasyonlu, karıştırması kolay paletleri tercih ediyorum. Ve bu palet de gerçekten onlardan biri oldu şu an, şimdiye kadar. Şimdi üst bölgemi blend yapmam için, yani kaşıma doğru şu bölgeyi gördüğünüz üzere daha kaba bir çizgi var. Onu da karıştırmak için nude rengini alıyorum. En açık tonlardan. Bu rengimi de büyük bir fırçaya alarak kaşıma doğru karıştırıyorum. Temiz bir karıştırma fırçasıyla gözümün dış bölgelerinden geçiyorum. Farların gerçekten birbirine güzel geçiş, yani güzel geçmeleri için. Şimdi arkadaşlar normalinde simli bir renk alıp şuraya uygulayıp makyajımızı bitirebiliriz ama videonun adı gibi yani anlamı olması için ben mavi rengi kullanacağım. Şu küçük fırçamı alacağım. Küçük bir fırça ve Blue Moon rengini alıyorum. Bu renk.
Bu rengi fırçama alıyorum ve gözümün altına uygulayacağım. Smaçladığımda da bu renk bayağı zayıftı. Şaşırmadım o yüzden. Fırçamı ıslatacağım normal bir fixing spray ile. Hani paletlerde genellikle mavi renkler hep zayıf oluyor maalesef. Bu sorunu sadece Huda Beauty'nin mavi paletinde yaşamamıştım. Diğer hepsinde yaşadım. Gördüğünüz üzere fırçamı ıslatınca çok daha iyi bir sonuç aldım. Tabii ki bu step için illa mavi fark kullanmak zorunda değilsiniz. Her renk olabilir. Ben ama palette mavi vardı diye direkt onu tercih ettim. Yine az önceki temiz fırçamla etrafından geçiyorum. Ve bir mavi eyeliner alacağım. Essence'in bir ürünü kullanacağım. Biliyorsunuz göz kalemlerine pek fazla para harcamıyorum. Bu şekilde uyguladıktan sonra, bu arada bu mavi far tam mat değil, hafif simler var arasında ama gözümde çok belli olmuyor, matmış gibi duruyor. Yani paletteki diğer simli renklerden çok çok daha az simli. Daha çok sequin dediğimiz, yani hafif simli yapıya sahip bir far. Ama ben şimdi simli farlarıma geçiyorum. İlk olarak kaşımın altını ve göz pınarlarımı highlight şeklinde, yani aydınlatacağım. Bunun için şöyle düz flat dediğimiz bir fırçayı seçeceğim. Ve champagne rengini alıyorum. Benim merak ettiğim renk. Bu mu? Evet. Ben bunu swatchladığımda arkadaşlar gerçekten böyle oldum. Wow. Yani gerçekten çok güzel. Ama fırçayla da o şekilde olacak mı emin değilim. Deneyeceğiz. En açık renkte olan simi renk. Fırçamı alıyorum. Fırçama bayağı bir ürün geldi. Şöyle göstereyim. Meraklıyım. Bayağı iyi değil mi yalnız? Evet. Ve simi de o kadar iri değil gerçekten. Çok hafif, yani doğal duruyor. Highlighter olarak da kullanılır mı? Bence kullanılır yani. Yani tatile gidiyorsanız ve çok ürün almak istemiyorsanız yanınıza sadece bu paleti alabilirsiniz. Hatta şu blush rengi gerçekten blush olarak da kullanılır veya bronzer olarak da kullanılır. Ve bu renk de aydınlatıcı olarak kullanılır kesinlikle. Ve mavi rengi doğru da indiriyorum bu farı. Ben birch rengini alacağım. Bu renk. Yine aynı fırçayla uyguluyorum bunu da. Bunu da gözümün boş kalan bölgesine. Biraz da champagne rengi de üzerinden geçiyorum. Ve makyajım bu kadar arkadaşlar. Daha fazla renk kullanmayacağım. Hafif bir tozutma söz konusu her palette olduğu gibi aslında. Ama abartılacak kadar da değil. Makyajımı mahvetmedi yani fondötenimi. Şu fondöten fırçasıyla hafif üzerinden geçtiğimde, pudra fırçasıyla hepsi gitmiş oluyor. Bence kısa bir swatch da yapalım kullanmadığımız renkler için. Evet, bu 5 rengi kullandık. Bunları da kısa bir swatchlayayım sizin için. Bu şekilde. Yani bayağı iyi bence. Şu an mendil yok. Ben gerçekten paleti beğendim arkadaşlar. Hatta şu beyaz renk bile, yani normalde bazınızı setlediğiniz renk bile güzel pigmentli. Yani diyecek başka bir şeyim yok aslında. Gerçekten güzel bir palet. Dediğim gibi linkini aşağıya bırakıyorum mağazanın. Mellow Cosmetics sayfasının. Oradan bakabilirsiniz. Fiyatını tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bana Instagram üzerinden geldiği için. Daha aslında şeye benziyor. Kim Kardashian'ın böyle bir paleti vardı. Mario paleti, ilk paleti. Ama o palet artık satılmıyor çünkü limited edition bir üründü.
biraz ondan esinlenmiş bir palet. Yani o paleti merak ediyorsanız ve alamadıysanız o zamanlar veya Kim Kardashian'ın ürünü olduğu için almak istemediyseniz ama renkleri hoşunuza gittiyse bu paleti tercih edebilirsiniz ki bende de öyle oldu. O paleti aslında çok beğenmiştim. Ama yani Kim Kardashian'ın ürünü olduğu için almadım o zamanlar. Yani bu paletin denk gelmesi benim için aslında çok güzel oldu. Çünkü beğendiğim bir paletti. Dudaklarımızla devam edelim. Ben ama ilk bir elimi kolumu sileyim bence. Kim Kardashian. Gel zekil de sevim. Batman. Kaderime tepi patlaka. Arkadaşlar pis yediliği hatırlayanlar var mı? Artı bir. Oldlar bilir. Old but gold. Yalnız bir şey değil mi? Şu an yani bebek mendili, ıslak mendil kullanıyorum. Ve hala kaldı kolumda. Görünüyor mu kamerada? Hı hı. Yani çıkmıyor. Yani makyajınızı çıkarırken yağlı bir ürün kullanmanız gerekebilir. Dudaklarım için de yine Melo Cosmetics'in iki ürününü seçtim. Biri lip gloss'u, biri de matte liquid ruju. Paketleri böyle. Likit rujuyla başlıyorum tabii ki. Matte Liquid Lip Paint, Melo Cosmetics. Tehran renginde. Tehran mı? Evet. Yani şehirlere göre isimler vermişlerdi. İstanbul falan yoktu maalesef. Ya da Ankara falan yoktu. Melo Cosmetics, buradan sesleniyoruz. Lütfen, lütfen. Dur sesimizi. Berlin vardı ama onun da rengi pek hoşuma gitmediği için Tehran'ı tercih ettim. Tabii ki koku testiniz. Ruj kokuyor. Pek bir kokusu yok aslında. Hafif bir ruj kokusu. Hafif bir ruj kokusu işte. Yani kokusu yok. Yani benim dudaklarım kendi zaten çok koyu olduğu için dudaklarımda şu an çok nude'umsu bir renk gibi durdu. Ama aslında kutuda bence koyu duruyor. Hatta lip gloss'la pek uyuşmayacak diye korkmuştum. Mat kurudu. Ama yapışmıyor. Dudağımda ürün varmış gibi hissetmiyorum. Ama tabii ki o matlığın verdiği hissiyat var. Ama kesinlikle dudaklarımı kuru yani kuru durmuyor dudaklarım. Ve dudaklarımın kuru bölgelerine de oturmadı. Yani güzel duruyor. Kötü durmuyor. Ama bunu beğendim. Lip gloss'a geçelim. Lip gloss'ta daha şeyim, seçiciyim. Yapışan lip gloss çünkü sevmiyorum. Bakalım bu nasıl. Bunun da adı Palm Springs'miş. Şöyle bir renk. Ambalajı çok minimalist. Güzel. Ben nasıl dinaya benzettim. Ambalajın mı? Yani biraz benziyor. Benzerlik var. Bu arada lip gloss'umu çok taşırmadım. Çünkü rujdan çok çok daha açık bir rengi sahip olduğu için. Biraz ombre lips gibi oldu. Dudaklarınıza yapışmıyor. Ama dudağınızda ürün vermiş gibi hissediyorsunuz. Hatta... Ne istiyor? O zaman ben alayım onu yapmışım. Bak vermem. Çünkü gerçekten çok sevdim. Hatta bunların ikisini beraber çok sevdim. Güzel renk seçmişim. Aşırı güzel bir ombre lip oldu. Lip gloss'un hissiyatı biraz dudak yağı gibi. Yani dudağınızda biraz yağımsı bir hissiyatı var. Evet arkadaşlar, tam bir Instagram ruju oldu aslında. Ben makyajımı çok beğendim ama tabii ki maskara sürmem lazım. Onu hemencik yapayım. Sonra yine sizlerle. A few moments later. En sevdiğim rimel Essence Lash Princess. Suya dayanıklı olanı kullandım tabii ki. Makyajım bitti arkadaşlar. Ben ürünlerden gerçekten çok memnun kaldım. Paletteki tüm renkler harika pigmentli. Sadece mavi olan biraz daha fazla ilgi istiyor. Ama diğerleri bence gerçekten efsane. Rujlar da çok güzel. Çok beğendim. Renkleri harika. Kullanacağım kesinlikle. Jeffree Star'ın rujuna biraz benziyor. Yapı olarak. Mat olan. Lip gloss da dediğim gibi biraz dudak yağı gibi. Linkleri aşağıda.
İndirim kodunu da kullanabilirsiniz. Daha ucuza gelir. Başka ürünleri de var Melo Cosmetics'in. Sadece bunlar değil. Onlara da bakabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Aynen. İsmim burada yazıyor. Aşağıda da yazıyor. Şuraya bir yerlerde de koyarım. Aynen şurada bir yerlerde. Diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşçakalın. Ve abone olmayı unutmayın.